Evet sayın seyirciler, yeni bir sektör analiz programı ile yeniden karşınızdayız. Tabi sektör analiz programı formatı gereği biz sektördeki yenilikleri, sektördeki gelişmeleri ve sektördeki yapılan tarımla ilgili, hayvancılıkla ilgili ne kadar faaliyet varsa bunları size ekrana getirmeye, aktarmaya çalışıyoruz. Bugün neredeyiz? Bugün Adana'dayız. Adana'nın Kozan ilçesinin Çoban Pınarı köyündeyiz. Bugün sizlere özellikle yeni gelişen bir sektör var, salma tavukçuluk. Bununla ilgili bilgi vereceğiz. Burada kurulan bir aile işletmesi var, Ali Çetin Salma Tavukçuluk İşletmesi. Bu işletmeyi sizlere tanıtacağız. Bildiğiniz üzere gerçekten biz bu konuda köy TV olarak birçok program çektik tavukla ilgili. Çünkü hem ziraatta hem de hayvancılıkta sektörün gereği olarak organize ciddi bir dönüş var. Bu konudaki çalışmalar neler, bunları sizlere ekrana getirmeye çalışacağız. Yanımızda Sayın Furkan Çetin Bey var, firma yetkilisi. Tabii Furkan Bey'le daha önceden farklı firmada çeşitli söyleşileri yaptık. Aynı zamanda Furkan Bey, burası bir aile işletmesi. Burada da salma tavukçulukla ilgili çalışmalar var. Kendilerini dinleyeceğiz. Öncelikle Furkan Bey, bizleri kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür güzel ederim. Güzel bir kış günü ama güneşli, güzel bir yer. Tertemiz bir havası var. Kozan'dayız, Adana'dayız. Önce sizleri bir tanıyalım. Furkan Çetin ve Ali Çetin Salma Tavukçuluk İşletmesi. Size öncelikle, bilgi alalım. Öncelikle Köy TV'ye teşekkür ediyoruz işletmemizi ziyaret ettikleri için. Sizlerin de emeğine sağlık. İsmim Furkan Çetin. 27 yaşındayım. Ziraat mühendisiyim. Ziraat mühendisliği nasıl bir meslek? İşte gördüğünüz gibi böyle bir meslek. Sadece topraktan ibaret değil. Asıl benim görevim tarım sektöründe faaliyet gösteren bir gübre firmasında Adana Bölge Sorumlusu olarak çalışmaktayım. Bunun yanı sıra tarım sektöründe tarla ve bahçe tarımı olmak üzere Çukurova'nın bereketli topraklarında çiftçilik yapıyoruz. Çiftçiliğimizin yanı sıra da sektöre yeni bir kazanım olan agresif bir yapım vardır. Yani bu Adanalı'nın klasik olduğu bir yapı. Durmuyoruz yani, yerimizde durmuyoruz. Böyle bir tavukçuluk sektörüne girdik. Bunda da en çok emek babamın, gördüğünüz gibi. Alamca. Evet, evet babamın. Evet. Peki nereden çıktı böyle Furkan Bey? Tabii dediğiniz gibi gübre sektöründe beraberiz. Evet. Erkek gübrenin aynı zamanda Adana bölge sorumlususunuz. Evet. Birçok programda beraber olduk. Sonuçta bir işiniz var, yaptığınız bir sorumluluk var. Böyle bir olay, böyle bir fikir, yani tavukçuluğa başlama fikri nereden çıktı? Nasıl böyle bir fikir sizde meydana geldi? 2014 Eylül ayında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde yüksek lisansa başladım. Yüksek lisanslı anabilim dalı olarak kanatlı sektörüne başladık. Orada hocamın desteğiyle birlikte böyle bir fikrimin olduğunu, böyle bir tez konumun olduğunu söyledim. Bu tez konumda da konuyla ilgili olarak geldim, babama bahsettim. Yani böyle bir olay var, bizim de yapacak imkanımız var. Ondan sonra babamın da maddi ve manevi sınırsız destekleri sayesinde biz 200 adet hayvanla burada işletmemize başladık. Ondan sonra da işletme kendi kendini mi geliştirdi diyelim, kendi kendini geliştirdi, bu seviyelere geldik. Yaklaşık 1,5 yıldır bu faaliyeti göstermekteyiz. Tamamıyla bizim sektörümüzle alakasız bir sektör, kanatlı sektörü. Dediğim gibi 1,5 yıldır Çobanpınarı Köyü'nde aile işletmesi olarak faaliyet göstermekteyiz. Şu ana kadar da işletmemiz %60 oranında bir büyüme var. Bu şekilde devam ediyoruz. Peki şu andaki sayımız, tavuk sayımız şu anda kaç tane? Tabii yumurta tavukçuluğu yapıyoruz, salma tavukçuluğu. Evet, evet. Günlük yumurta adetimiz, tavuk adetimiz ve tavuk çeşitlerimiz neler? Sizden dinleyelim. Biz ilk başta bu işletmeye başladığımızda lohman cinsiyle dediğimiz Nick Brown ve hayvanlarla başladık. Yalnız halkımızın yumurta renginde gördüğümüz gibi bunlar beyaz renkli. Daha koyu kahverengi renk yapan yumurta tavuklarımız vardı. Halkımız o yumurta talebine çok göstermediğinden dolayı, açık renkte yumurta talebinden dolayı biz böyle bir ırk değişimine gittik. Şu anda işletmemizde ortalama 800 ile 900 arasında bir hayvan sayımız bulunmaktadır. Ortalama yumurta verimi bizim çok yumurtadan ziyade organiğe yakın doğal köy yumurtası elde etmek olduğundan dolayı şu anda işletme ortalamamız %70 civarında falandır. Dediğim gibi yani işletmede çok yumurtadan ziyade doğallığa yakın, organiğe yakın yumurta elde etmektir amacımız. Onun için yani çok sayıya bakmıyoruz. Kaliteli yumurtayı hak ettiğimiz paraya satmaya çalışıyoruz. Evet. İşletme amacımız budur. Peki. Da misyonunuz bir de vizyonunuz hakkında bize bilgi verir misiniz? Misyonumuz dediğim gibi tarla tarım ve bahçe tarımı yapan aile işletmemize bir işletme geliri olarak, işletmemize bir katma değer olarak bu işletmeye başladık. Hobi anlamında falan biz bunu yapmıyoruz. Yani Türk çiftçisinin hobi yapacak durumu da yok gördüğünüz gibi zaten. Katma değerine
faydalı işletmemizin ve Türk halkına, sofralarına hak ettikleri derecede doğal ve organik şekilde yumurta sunmak misyonumuz şu anda bu. Evet. Vizyonumuz ise yani şu anda ortalama 900 bin baş olan tavuğumuz 2018'li yıllarda 4000-5000 adet baş hayvana çıkarıp aynı kalitede ve aynı doğallıkta yumurta üretip dediğim gibi Çukurova'da birinci sırada, ülke genelinde ise ilk 10'larda 15'lerde olmayı planlayan bir vizyonumuz var. Tabii bir de bu iş yapılıyorken tavukların beslenmesi çok önemli. Bir de yer seçimi çok önemli. Şu anda bulunduğunuz yerde coğrafi şartlar olarak problem yaşıyor musunuz? Bir de tavukların beslenmesini nasıl yapıyorsunuz? Nereye dikkat ediyorsunuz? Önce şunu söyleyeyim. Dediğimiz gibi yani bu köy çok eski kurulumu tahmin ediyorum ki yani 1930'lu yıllarda kurulmuş bir köy. Su sorunu var köyümüzde. Yani Türkiye'nin çok az köyünde kaldı bu su sorunu ama bizim köyümüzde de maalesef su sorunu var. Yazın taşıma suyla bu işletmeyi yapıyoruz. Sadece tek sorunumuz coğrafi anlamda bu. Lakin işletmemiz vizyonunda da bahsettiğimiz gibi ilerleyen yıllarda büyümeye açık bir işletme olduğu için uygun bir arazimiz var. Oraya geçmeyi planlıyoruz. Bizim tavukçuluk kanatlı sektörü dediğim gibi çok zor ve riskli bir sektör olduğundan dolayı beslemeye çok dikkat etmek lazım. Bakım ve besleme birinci aşamada diyoruz. Şimdi diğer tavukçuluklardan farklı olarak dediğim gibi yani doğal, doğala yakın, organik diyorlar ama hiçbir ürün organik değil bugün Türkiye'de. Organiğe yakın bir üretmek amacımız olduğu için diğer kimyasal yemlerden farklı olarak bizim kullandığımız yemler salma tavukçuluğa özel olarak rasyon. Benim kendi ana bilim dalım olduğu için bilimsel konuşuyorum birazcık. Rasyon diyoruz. Biz bu rasyonları yazıyoruz. Hayvanın protein ihtiyacını, karbonhidrat ihtiyacını değerlendirip yazıyoruz mevsime göre. Buna göre yem ürettiriyoruz fabrikalara. Ha diğer kimyasal ya da fenli yem dediğimiz yemlerin içerisinde bulunan mezbahane artıkları, kan unu vesaire gibi şeyler bunların içerisinde yok. Bunlara ek olarak takviye, arkada görünen arazide bulunan ekim mi yapılmıştır? Orada mesela taş bezelyesidir, yoncadır, maydanozdur. Bu tarz ekimlerimiz vardır. Bunların yanı sıra buğday, arpa ve yoncayla ek destek besin sağlamaktayız. Besin kanatlı da en önemli bir faktördür. Verim alamamaktan ziyade hayvanı hasta etmek bir öğün yeme bakar. Evet. Tabii ben sabah gördüm. Burada dışarıdan işte yeşillik özellikle marul evet, falan da evet. Takviyesi yapıyorsunuz. Dolayısıyla arkada siz de bahsettiğiniz gibi geniş bir arazi var. Bu arazide yaptığınız dikimlerle beraber doğal bir besleme yapıyorsunuz. Bu tabii, çok önemli. Tabii yani biz %70-%75 oranında doğal beslemeye gidiyoruz ki hayvanın fizyolojik ihtiyaçlarını karşılayıp fiziksel ihtiyaçlarını da dışarıdan karşıladığımızda dediğim gibi Türk toplumunun hak ettiği tabiri caizse köy yumurtasını üretmek için mücadele ediyoruz yani burada. Evet. Peki tabii siz başta da bahsettik, farklı bir sektörden gelen insansınız. Evet. Buradan bu sektöre girmek isteyen insanlara tavsiyeleriniz neler, nelere dikkat etmeleri lazım? Yani önüne gelen bu sektöre girer mi? Bunun için nasıl bir şartlar gerekiyor? Yer mi? Bakacak insan mı? Bu konuda neler söylersiniz? Şimdi sektör bizim sektörümüzde tamamen aykırı bir sektördü. Bizim bunu öğrenmemiz 3 ay gibi bir süremiz aldı. Bu 3 ayda ne gibi bir kayıplar oldu? Ciddi bir işletme kaybımız oldu. Yani bunu yapacak insanlara benim önerim buradan, ben bu işi yaparım, benim evim buna uygun, benim yurdum buna uygun deyip bu işe başlamasın. Birincisi yarka, tabiri caizse celfini alacakları yere dikkat edecekler. Biz bu konuda şanslı geldik. Nasıl şanslı geldik? Görüştüğümüz firmalar, anlaştığımız tavukçuluk enstitüsü olsun. Bize 16 haftayı tamamlamış yarka gönderdiler. Buraya çiftliğe indireceğiniz yarka 16 haftadan küçükse buna sizin bakmanız birincisi zordu. İkincisi yumurtlama süreci artıyor. Yumurtlama süreci arttığında ise bu hayvanın artı bir masrafı oluyor size. Bugün hayvan 110 gram. Yemiyor. 110 gramın ortalama maliyeti zaten 15 kuruş falan hayvan başına. Günlük bunu maliyete bindirdiğinizde biraz fiyatı yüksek ama istediğimiz çatı boyutuna gelmiş hayvanlar almamız daha mantıklı.
Diğer bir aşamada ise yani bizim bu işi yapacak insanlara önerimiz, bu işi yapmak istiyorsa birincisi yeri düzgün olacak. İkincisi su ve yeşil alanı çok olacak. Yani ben fenli yemle bu işi yaparım derse o zaman salma tavukçuluk yapmayacak. Normal tavuk. Normal kümes kafes hayvanı dediğimiz hayvanlar alacak. O zaman gagası kesik hayvanlarla bu işi yapacak. Yani yeşil alanı olacak, suyu olacak. Ortam, coğrafya buna uygun olacak. Diğer bir sıkıntı ise yani biz bunu genel olarak yaşıyoruz. Bu sektöre girdik biz yaklaşık 16-17 aydır bu sektördeyiz. Benim babam aile işletmesi olduğundan dolayı benim babam gününün 12 saatini bu kümeste geçiriyor. Eğer ki gününün 12 saatini bu kümeste geçirmese biz bu kadar başarılı olamazdık. Başarımızın sırrı babamızın bu işletmenin başında olması, diğer iki tane elemanımızı yönlendirmesi bizi başarıya götürdü. Bunların öte yanda şöyle bir olay daha diyorum ben, yani ben bu işi açacağım ama oraya eleman koyacağım, bu işte başarılı olurum diyorsa bu bir defa yok. Kendi başına durmasınız. Aynen öyle. İlgemizin. Kendi başında duracak, günün belli saatleri burada olacak. Ayağı yeri gelecek, tezek olacak, yeri geldiğinde çamur olacak, işletmesinin başında olacak. Yani bizim işletmemizin bugünkü başarısının mimarı babamdır. Peki tabii Furkan Bey, her işte olduğu gibi bu işte de riskler var. Bir hastalık var, işte diğer türlü dışarıdan işte yaban hayvanlara karşı yaşanılan problemler var. Her sektörün riski var tabii. Sizin sektörde özellikle en büyük risk, en büyük problem neler? En büyük riski kanatlının zaten adı risk. Kanatlı sektörü dediğinde adı risk bunun. Eskiden köylerde bugün bir hastalık geliyor, yarın köydeki tüm hayvanlar telef oluyor. Buna halk arasında kıran hastalığı diyorlar. Ama yani mücadele edildiğinde ne kadar başarılı oluyor, çok şükür bu zamana kadar başımıza gelmedi. Ama ilaçlarla yeri geliyor, organik şeylerle bunu destekliyoruz. Mesela ben babamın bir tiyosunu söyleyeyim. Babamın kendine göre bazı tiyoları vardı. Babam mesela hayvanlarına haftada bir defa olmak üzere sirke veriyor, elma sirkesi. Hayvanın hem içerisindeki bakteriye sorunları almak hem de hayvanın stresini almak. Şu anda biz buradayız, bu hayvanlara stres yaptık. Çünkü belliydi tabii. Kanatlı sektörü stresli. Stres. Dediğim gibi yani babamın tiyolarından birisi budur. Diğer ikincisi hayvanların dışkısını çok iyi takip edeceksin bu işte. Hayvanın hastalığını gösteren dışkısıdır kanatlıda. Dışkılarını takip ederek biraz önce de sizin gördüğünüz gibi biz dışkısına bakarak hayvanın hastalığını tayin ettik. Hemen ilacını sipariş verdik. Ve ilaç süresinde de ilaç verdiğimiz 3, 2, 5 hangi gün sürecindeyse bugünden aldığım yumurtayı düzgün bir pazardaysan, düzgün şartlarda çalışırsan satmamayı tercih ediyoruz biz. İlaç verdiğiniz zaman? Evet, o sektör o zaman da satmıyoruz. Hayvanlara kendilerine yediriyoruz. Tabii ortam doğal, çeşitli riskleri var, onları da konuştuk. Siz son olarak neler söylesiniz? Hem işletmeyle ilgili buradan uyarılarınız, görüşleriniz, tavsiyeleriniz nelerdir? Sizden alalım. Dışarıdan göründüğü gibi ucuz maliyetli yapılan bir iş, ben bu işi yaparım, ben zaten köydeyim diye bu işi atlamasın kimse. Ezbere yapılacak bir iş değil. Tamamen bilimsellikle yapılacak, tamamen doğal ortamda yapılacak ve bu işletmenin içerisinde kendi kanından, canından bir kişi varsa bu işi yapabilirsin. Tek diyeceğimiz budur bizim. Köy TV'ye de katkılarından dolayı, bu güzel ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah bir daha karşılaşmak dileğiyle, yeni işletmemizde, büyük işletmemizde karşılaşmak dileğiyle. İnşallah biz de size teşekkür ediyoruz. Tabii şey de ben sorayım. Bu programdan sonra bizden yumurta isteyecek olanlar olacak. Evet. Türkiye'nin etrafına gönderme şansınız var mı? Göndeririz. Her şeyin çaresi vardır. Ülkemizde her şeyin çaresi vardır. Tamam. Biz zor olanı başardık. Yumurtayı üretiyoruz biz artık. Tamam. Teşekkür ediyorum. Evet sayın seyirciler, gerçekten benim de ciddi manada ilgim alakam olan bir sektör. Salma tavukçuluk. Önemli bir sektör, olması gereken bir sektör. Burada da şimdi ben size yumurtaları da göstereyim. Gerçekten farklı, doğal. Bizim çoluğumuza, çocuğumuza çok rahat şekilde yedirebileceğimiz, gönül rahatlığıyla. İşte program öncesi Ali amcayla sohbet ediyoruz burada. Bir doktorundan bahsetti. Hediye götürmüş. Doktorunun ben böyle bir yumurta yemedim demesi gerçekten farklı bir şey.
biz şehirde özellikle doğallığı, organikliği ciddi manada özler olduk. Bu konuda Adana'da bir aile işletmesini sizler için ekrana getirdik. Ali Çetin Salma Tavukçuluk İşletmesi'ni bugün sizlere ekrana getirdik sektörün espor anlamında. Burada hem Furkan Bey'le işletmeyi konuştuk, hem de bu işe girmek isteyen insanlara tavsiyeler neler? Onları size için ekrana getirdik. Bugünkü sektör analiz programının sonuna geldik. Önümüzdeki haftalarda farklı konularla, farklı konuklarla sektör analizde tekrar karşınızda olacağız. Köy TV'den köyde hayat var.